Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik? Bakalım kutsal kitap bu konuda yeni hayat için ne söylemiş oluyor? Evet. Allah vahiy kitabında bize bir şeyler söylemek istiyor. 14. bölümde 7. ayette hayatımızın kesin talimatını vermiş oluyor. Bir bakalım ne söylemek istiyor burada? Evet, hemen vahiy kitabından 14. bölüm 7. ayet İncil'den okuyoruz. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onu yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının diyor. Evet. Demek ki burada bir kere ibadet çok önemli. Evet. Biz kime ibadet edeceğiz? Yüce Allah'a mı, kendimize mi? Putlara mı ibadet edeceğiz, Yüce Allah'a mı ibadet edeceğiz? İbadet burada çok önemli. Biz Allah'a ibadet edeceğiz. Allah'tan korkmak, ona saygı göstermek. Evet. O birinci yeri, hayatımızdaki birinci yeri Yüce Yaratıcı'ya bırakmak. Yüce Rabbimize bırakmak. Tabii ki biz Yüce Rabbimizi ibadet ederken onun önünde sadece bedenen eğilmeyeceğiz. Sadece bedenen ona ibadet etmeyeceğiz. Ruhani olarak, bir bütün olarak, bir can olarak ona ibadet edeceğiz. Onu bütün tabiatımızla onu yücelteceğiz. Ve bunu daima yapacağız. Ona daima birinci yeri, hayatımızdaki birinci yeri ona aittir. Başkasına değil. Ve böylece bizim bütün varlığımızla onu yüceltmiş oluruz. Ona ibadet etmiş oluyoruz. Onu bu dünyanın, bu evrenin, her şeyin yaratıcısı olarak kabul etmiş oluruz. Evet. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Evet. Ve biz bunu yaptığımız an inanın Yüce Rabbimizle çok yakın bir ilişki içinde olacağız. Evet. Yakın bir ilişki ne demek? Onu tanımak, onun gibi olmak demiyoruz. Biz Yüce Yaratıcı gibi olamayız. Ama onun karakterini tanıyacağız. Onun karakterini benimseyeceğiz. Onun karakterini hayatımızda ne yapacağız? Yansıtacağız. Evet, sahip olmaya evet, çalışacağız. Evet. Dolayısıyla o zaman bizi ne ölüm, ne yaşam, ne savaşlar, hiçbir şey bizi Yüce Yaratıcı'dan ayıramaz. Evet. Değil mi? Bir tane, bir vaiz, bir din adamı kısa bir zaman önce şöyle söyledi. Benim dedi iki tane oğlum var. Eşim ve gayet güzel hayatım ilerliyordu diye yaşıyordum. Vaiz olarak da çalışıyordum. İbadethaneye gidip orada vaazlarımı veriyordum. Her şey çok güzeldi. Birdenbire işte yaklaşık 10 yıl önce bir telefon geliyor ve diyorlar ki işte Vaiz Bey, oğlunuz maalesef öldü. Oğlunuz öldü. Yani tamam, güzel, Allah'ın sözünü vaaz ediyorsun. Gayet evet, güzel, Yüce Allah'ın sevgi olduğunu söylüyorsunuz. Birçok konuda belki de kutsal kitabın verdiği cevapları ezberlemişsiniz, onları söylüyorsunuz ama oğlunuz öldü dediğinde ben koptum diyor. Ben cevap veremedim. Kendime sordum, Yüce Allah'a sordum. Neden? Neden bana? Neden benim oğlum diye sordum Yüce Rabb'e. Neden eşimin oğlu vefat etmesi gerekiyordu? Neden sevgili oğlumun kardeşi, abisi vefat etmesi gerekiyordu? Bazen hayatta böyle karanlık anlar oluyor. Evet. Bazen bazı soruları biz şu an cevap bulamıyoruz. Evet. Bazen biz Allah'ın önünde burada ayette söylediği gibi Tanrı'dan korkun diyor. Evet. Ondan korkup durmak lazım. Ama şunu diyor bu vaiz, ama ben inanıyorum diyor. İnanıyorum ve biliyorum diyor. Günün birinde Rabbimiz İsa Mesih geldiğinde ve bizi tekrar bu dünyadan aldığında, bulutlar içine aldığında, orada bizi cennete götürdüğünde ben orada oğlumu göreceğim. Evet. Oğluma
kavuşacağım. Onunla birlikte sonsuzluğu, cenneti yaşayacağım. Ben buna inanıyorum diyor. Dolayısıyla biz biliyoruz ki tamam hayatımızda bazen zor anlar gelebiliyor. Ama bu ölüm her şeyin sonu değildir. Evet. Çünkü kutsal kitap diyor ki ahiretten de diriliş var ve yeni yaşam var. Evet. Peki böyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Biz Yüce Allah'a yüceltirken, ona hamdlar sunarken bizim fiziksel sağlık alışkanlıklarımızla bir ilgisi var mıdır? Bunu nasıl kutsal kitap açısından Allah'a nasıl övgü ve yücelik veririz? Bir bakalım ne söylüyor kutsal kitap. 1. Korintlilere bakmak istiyorum. 6. bölümde 19. ayeti ve 20. ayeti. Evet. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunuz biliyor musunuz? Soruyor. Evet. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'ya bedeninizde yüceltin. Çok açık evet. ve net söylemiş oluyor. Biz görüyoruz ki burada bir Allah'a adamış kendini bir insan oradaki söylüyor. Kutsal ruh yaşadığını ayette söylüyor. Şey soracağım. Kutsal ruhun şimdi, orada yaşadığını. Tamam. Bir şey soracağım. Güzel yaşadığını söylüyorsun vesaire. Bu metin kim söylüyor ve Yahudilere mi söylüyor bunu? Belki de bu ayet Yahudiler için geçerli sadece. Hayır, sadece Yahudi. Ben Yahudi değilsem benim için bu ayet geçerli değil. Burada diyebilir miyim? Bunu? Hayır, diyemezsiniz. Neden? Çünkü kim, burada kim, yazmıyor. Kim yazıyor? Kimlere yazıyor? Allah bunu danışıyor herhangi bir insana. Yani evet. onun yolunu alacak herhangi bir insana. Eski ahitte mi, yeni ahitte mi, kime yazmış, hangi mektuptan okudunuz? Bu Korintliler yeni ahitte. Korintliler ne, kim oluyor? Yahudi mi oluyorlar bunlar? Korintliler o dönemde İsa Mesih'in döneminde bir şehir, bir merkez bir yerde. Evet, Avrupa'da evet. günümüzdeki Yunanistan'da bulunan evet. bir şehir. Dolayısıyla bu şehirde tabii ki Yahudiler de vardı ama putperestler de vardı. Daha Yunan çoktu. Da vardı. Avrupa'da sonuçta farklı milletler evet. yaşıyor. Biliyorsunuz ki Roma vatandaşı. O zaman Roma İmparatorluğu'nun içinde bulunan bir şehir. Roma İmparatorluğu'nda orada Avrupa'da farklı milletlerden insanlar vardı. Evet. Ve buradaki elçi Pavlus bunu bütün insanlara söylüyor böylece. Evet. Sadece Yahudilere söylemiyor değil evet. mi? Evet, evet. Bundan dolayı Allah diyor ki bir imanlı Allah'ın evet. yolunu seçen bir kişi Allah'ın ruhu yaşayacak. Peki Allah'ın ruhu kötü bir çürümüş, yaşlanmış, yaşlanmaktan ziyade hastalanmış, artık başını kaldıramıyor, düşünemiyor, öyle bir bedende yaşamak istemez. Allah ister ki biz bedenimize ait olmadığını gösteriyor. O bize ait değil. Neden? Çünkü İsa Mesih burada ayette görüyoruz ki o bedeni bizden almış oldu. Evet. Biz kendimize ait değiliz. Allah evet. bizde yaşıyorsa biz bu bedeni korumak zorundayız. Ama daha aslında önce de söylemiştik. Bir... Yüce Allah bizimle beynimiz aracılığıyla iletişim evet. kuruyor. Biz eğer bedenimize, vücudumuze, beynimize iyi davranmıyorsak, hor görüyorsak o zaman ne olacak? Yüce Rabbimizle de iletişimi kendimiz kesmiş olacağız. Evet. Kendimiz ondan ayrılmış olacağız. Algılayamayacağız kendimiz. Allah'ı. Rab bizi uyaracak, o mesajlığını verecek ama biz vücudumuza zarar verdiğimiz için biz onu... Fark edemeyeceğiz, algılayamayacağız. Ona sırtımızı dönmüş olacağız. Evet, aynı ondan şekilde. Vücudun sağlığı burada çok önemli. Evet. Yani bu ihmal edilecek bir konu değil. Evet. Yüce Allah bize kelama sayesinde, kutsal kitap sayesinde diyor ki senin bedenin sana ait değil, bana aittir. Ondan dolayı sen bedenini hor göremezsin. Bedenin sağlıklı
olması için kutsal kitapta gösterilen sağlık prensiplerine göre yaşaman lazım. Evet, senin boyun borcusudur bu. Evet. Evet, çok doğru söylediniz. Bir yere daha bakmak istiyorum. 1. Korintliler 10. bölümde 31. ayet. Özel olarak her ne yer ve içersiniz, her neyi yaparsanız her şey Tanrı'nın yüceliği için yapın diyor. Demek ki burada ne diyor? Bizim diyet olarak, yemek, içmek genelde bu bir diyet olarak Yaşam tarzımız olması gerekiyor. Evet, artık. Yani diyet olarak da diyebiliriz, yaşam tarzımız olarak da evet. diyebiliriz. Ve ne yaparsınız? Yani bu yaptığımız sadece ruhani girişimler değil. Yani her türlü hayat, çalışıyor musun? Okulda nasıl çalışıyorsun? Veya işe mi gidiyorsun? İşte nasıl işe gidiyorsun? Konferansa mı gidiyorsun? Konferansta nasıl davranıyorsun? Bu bizim her şeyimizi etkiliyor o zaman, evet. değil mi? Bu ayeti evet. böyle almamız lazım. Evet. Ve nasıl devam ediyor sonra ayet? 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayet. 31. evet ayeti bütün okuduk. Evet. Hı-hı. Özel olarak her ne yer içersiniz, her ne yaparsınız, her şey Tanrı'nın yüceliği için yapın diyor İsa evet, Mesih. Evet. Burada sizin de dediğiniz gibi kurtarıcı İsa Mesih kalbimizde ve Allah'ın ruhu yaşaması için biz kendimizi bir yaşam tarzı olarak doğru bir şekilde yememiz, uyumamız, dinlenmemiz, gezmemiz her şey Allah'ın istediği gibi olmasıdır. Neden? Biz zarar vermek kendimize durumda değiliz. Eğer kendimize zarar vereceksek kendimiz Allah'la o ilişkiyi, o bağlantıyı kopmuş oluyoruz. Peki Allah bizimle koparmak ister mi? Hayır, tabii İstemez. Ki. Peki biz gayret ediyorsak o bağlantıyı tutmaya ama elimizden artık bir şey gelmiyorsa kim kaybetmiş oluyor? Bizler kaybetmiş oluyoruz. Evet sevgili seyirciler, sizlerle bugün konumuzda gördük ki Allah'ta yeni bir yaşam kurmak için İlk önce hayatımızda bir değişiklik olmasını ister bizden. Neden? Çünkü Allah bizim kalbimizde yaşaması için sağlıklı, güzel bir saray olması. Çünkü Allah da bizim kötü bir sarayda kendimiz nasıl istemiyorsak, o da öyle bir kötü sarayda yaşamak istemiyor. Şimdilik biz burada konuyu bitiriyoruz ama bir sonraki programda bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlere mutluluk diyoruz. Sağlıklı bir yaşam dileriz. Hoşça kalın, mutlu kalın, Rabbimizle kalın.